Değerli izleyenler, yem karma makinesi artık ülkemizde son 5-6 yıldır hemen hemen her üreticimizde olan bir makine haline geldi. Sadece benim bildiğim Türkiye'de 40'ın üstünde özellikle yem karma grubunda makine yapan firma var. Bunların işi sadece yem karma, bazılarınki hayvancılıkla ilgili mekanizasyon araçlarının temini. Tabii bu kadar fazla makine olduğu için de seçicilik anlamında çiftçimizin tercihi noktasında makinelerin özelliklerini tek tek ön plana çıkarmak gerekiyor. Çiftçimizin burada işletme yapısı önemli. Çatı yüksekliği, hayvanları, kullanma biçimi, kullandığı traktör, alışkanlığı veya bulunduğu yerdeki bir makine üreticisinin servis yedek parça ile olan ilişkisi. Birçok şey var bununla ilgili. Hem mühendisliği var hem sosyokültürel yanı var. Bizim arkamızda bulunmuş olduğunuz makine Alper Makine'ye ait. Alper Makine Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde üretim yapan ve çiftçimize son yıllarda özellikle dikey yönlü çalışan yem karma makinelerinin satışı ve satış sonrası ile ilgili sadece satmak yetmiyor. Sattıktan sonra da çiftçiye hizmet etmek devam, çiftçinin hizmetine devam etmek gerekiyor. Burada yedek parça ihtiyacı varsa, bakım onarım ihtiyacı varsa, makinenin yenilenmesi gerekiyorsa veya ani bir durum geliştiğinde makineye müdahale edilmek gerekecekse, burada ülkemizde nadir olan ve çiftçinin vermiş olduğu paranın hakkını, karşılığını alabilecek makine firmalarımızdan birisi. Kendisi şimdi firma yetkilimizle görüşeceğiz, konuşacağız. Onunla da çiftçimizin merak ettiği soruları da soracağız ama dikey yönlü yem karma makineleri hakkında bilgiler de vermek gerekiyor. Nedir? Normalde yem karma grubuna baktığımızda yatay yönlü, dikey yönlü ve eğik helezonlarıyla 3 farklı konumda çalışabilen makine grupları var. Yatay yönlü ilk etapta bir 10 yıl öncesinde ülkemizde ciddi varlığını arttırmıştı ama artık son zamanlarda silindirik formdaki kabı yemlerin, silajın, otun, yoncanın veya korunganın, fiyin veya normal saman şeklindeki balyanın silindirik şeklinde form halinde yem karma grubuna karıştırılması dikey yönlü makinenin olması gerektiğini artık çiftçimizin ihtiyacına göre alıştırmış hale getirdi. Peki, diğer kısım dikey yönlü makinenin özelliklerine baktığımızda niye çok fazla kullanımı tercih edilmesi ön plana çıkıyor? Birincisi tabanında hiçbir şekilde karılmış, homojen hale getirmiş yem bırakmıyor. Niye bu önemli? Bunu paylaşmak gerekiyor. Çiftçimiz 6-7 farklı çeşitli, 6-7 farklı girdide yemi birbiriyle karıştırıp büyükbaş hayvanların yemesi için hazır bir hale, bir form haline getiriyor. Bu getirdiği yemlerin hemen hemen hepsi de toplam işletmenin maliyeti açısından toplam maliyetin %40'ını oluşturuyor. Yani bir işletme, hayvancılık işletmesi ayakta duracaksa 100 lira kazanıyorsa 40 lirasını mutlaka kabı yem veya kesif yem ihtiyacını karşılamak için kullanıyorum. Bunun dışında %20'si makine ekipman desteği, %10'u başka desteği, yani başka harcamalar. Kalem bunları sayabiliriz. Tabii %40'lık bir girdiyi oluştururken bu %40'lık girdiyi de en iyi şekilde kontrol etmek gerekiyor. Bu nasıl sağlanır? Bu iyi bir makine seçmekti, iyi bir karışım elde etmekti, iyi bir şekilde dağıtım yapmakta veya kabı yem tedarikinin ucuz yollarla elde edilmesiyle. Bunlar çiftçimizin zaten bildiği, uygulamasıyla gördüğü işlemler. Peki büyükbaş yetiştirici açısından da ülkemiz maalesef çok güzel zamanlar geçirmiyor yıllar boyunca. Yurt dışından ithal olarak besinlerin gelmesi, şu anda yaygınlanan şap hastalığının ülkede birçok hayvan pazarının kapanması, dönem dönem ithalat krizlerinin 2009, 2011, 2015 krizlerinin et fiyatlarının etkilemesi veya süt fiyatlarındaki sürekli durağanlık, 17-18 aydır hala süt fiyatlarında bir artış söz konusu değil. Tabii haliyle temel problemleri olduğu için de çiftçimiz temel problemleri aşmadan direkt girdi maliyetini kontrol etmek istiyor. Ne yapıyor? Traktörünü yenilerken iyi bir makine seçmek istiyorum. Veya yem karma grubu ile ilgili makine yaparken almış olduğum makineyi en iyi şekilde kullanmak istiyor. Haliyle biz de bu makine ile ilgili işlemleri paylaştığımızda çiftçimizin sadece kullandığı teknolojinin iyi olması değil, kullanmış olduğu makinenin tüm yönleriyle çalışma esnasında çiftçimize yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Burada temel bazı noktalar var. Bir,
Dikey yem karma makinesi nasıl çalışır? Dikey helezonlarının dönmesiyle, bıçaklarının etkisiyle kaba yemi kesen, karıştıran ve homojen hale getiren ve bu homojen hale getirilmiş kaba yemin arkamda görmüş olduğunuz gibi ilk çift yönlü veya tek yönlü konveyörlü bir bantlı sistemle çiftliklerde hayvanların önünde sıravari bir şekilde kesiksiz düzenli bir şekilde bırakılarak hayvanların en iyi şekilde homojen bir şekilde yeminin yedirilmesini sağlamak. Niye homojen önemli? Birincisi değerli ürünler var. Mesela mısır atıyorsunuz, soya atıyorsunuz. Bunun dışında bir taraftan da saman atıyorsunuz veya yonca atıyorsunuz. Samanlı yoncanın fiyatı aynı olmadığı için eğer büyükbaş hayvan yediği sırada yemleri hepsini aynı formda ve aynı mutlulukla tüketmesi gerekiyor ki böylece sizin yem karma grubunuzda işlem yaptığınızda bütün ürünlerini aynı anda vermeniz lazım. Diğer türlü eğer siz bu işi büyükbaşın keyfine bıraktığınızda kendi istediklerini seçecek, kendi istemediği sap gibi, saman gibi daha çok enerji ihtiyacını giderecek olan ürünleri tüketmeyecek. Bunun tüketilmesi için de 3 ila 5,5 santim arasındaki eşit boylardaki karılmış yemin homojen bir şekilde hayvanın önünde olması gerekiyor. Bizim arkamızda inceleyeceğimiz makine 10 metre küplük. Şimdi 10 metre küp akıllarda bir soru işareti yaratabilir. Yani bu dikey yönlü bir makinenin 10 metre küp olduğunda bu yükseklik açısından baktığımızda işletmelerimize uygunluğu sağlanabilir mi, sağlanamaz mı? Bir soru akla gelir. Bu soruyu işletme sahibine de soracağız. Firma yetkilisine de soracağız. Ama benim kendi görüşüm şu. Bu işin temelindeki nokta biraz da makine üreticisinden geçiyor. Eğer siz kurumsal adı altında almış olduğunuz makine işletmenize sığmıyorsa, yem karma içinde işinizi görmüyorsa bu kez makine üreticisine soruyorsunuz. Ya beni aldığım makine işletmenimdeki çatı yüksekliği 3,5 metre ama sizden aldığım makine 3,6 metre. Yani 10 santimlik fark yüzünden ben bir makinemi ağırıma sokamıyorum. Bu kez işte Aper makine örneğinde öne çıkarmıştık ya, istediğiniz ürüne göre, istediğiniz işletme yapısına göre, istediğiniz boyutlara göre, ihtiyacınıza göre, bu da çok önemli. Yani 50 başlık, 60 başlık bir işletmede 8 metre küplük, 10 metre küplük devasa bir makine almanızın gereği yok. Burada 5 metre küp işinizi görüyor. Biraz daha çiftçimizin kullanacağı makineyi hem firma sahibiyle hem de biraz da diğer çiftçilerin veya çiftliklerin örnekleriyle karşılaştırması gerekiyor. Bizim burada firma yetkilisiyle soracağımız sorular da aslında sizin o tereddütlerinizi yıkmak açısından aydınlatıcı olacağı kanaatindeyim. Makinemizle ilgili paylaşmak istediğimizde dikey yem karma grubu ile ilgili belki de en önemli nokta şu. Makinenin hiçbir yerinde kör bir nokta yok. Yani yemi karıştırdınız, yemi dağıttınız. Dağıttıktan sonra makinenin tabanında hiçbir şekilde karılmış bir yem kalmıyor. Bu da günde 12 saatte bir yemleme yaptığınızda özellikle yaz döneminde sıcak bir ayda karılmış yemin kokmasını, orada bir asitlerin fermentasyonla oluşmasını sağlıyor. Bu da bir anlamda sonraki zamanda yapılacak yem karma işlemi için sizin yem kalitenizi düşürmüş oluyor. İkinci kısım kullanılan malzeme. Fuarlarda görüyorsunuz. Hemen hemen her makine birbirine benziyor. Şanzımanı birbirine benziyor. Çoğu İtalyan, bir kısmı yerli. Tasarımı birbirine benziyor. Ufak tefek değişiklik dışında ve rengi dışında hiçbir şey aynı değil. Hatta birçoğunun rengi de hemen hemen aynı. Sarı, mavi, kırmızı, bazısı beyaz renklerle 5-6 ana renk oluşturulmuş ve birçok firma bu renkleri tercih ediyor. Peki o zaman çiftçimiz neyi seçecek makine kullanımında? Şimdi bunları hem firma yetkilimizde hem işletme sahibimize tek tek başlıklar halinde soracağız ve yanıtlarını kendilerinden rica edeceğiz.
Değerli izleyenler, 10 metre küplük dikey bir yem karma makinesini paylaşacağız sizlerle. Tabi firma yetkilisiyle de görüşmek gerekiyor. Çünkü çiftçimizin sadece bir makine firması hakkında değil, genel anlamda yem karma grubu ile ilgili çeşitli soruları, sorunları ve aktarmak istedikleri var. Biz bunlarla ilgili kendileriyle görüşeceğiz. Ertan Alper, Alper makinenin sahibi, aynı zamanda bu makineyle ilgili tasarımlarında işin sürecinin başından sonuna kadar ki işin başındasınız. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk biz de. Şimdi Ertan Bey, direkt konuya girmek gerekiyor. Çiftçi makinenizi tercih etme noktasında şu anda durumunuz nasıl? Yani memnuniyet açısından söylüyorum. Hı hı. Bizi izledikten sonra izleyenlerimiz, makinenizi kullananlar, işte bizim firmamız çıkmış, makinemizi anlatıyor, gerçekten evet, memnunuz tarzında bir yaklaşım var, yoksa aldık ama işte işimizi görüyor tarzında bir yaklaşım var? Bunu samimiyetle sizden sorunun cevabını rica ediyorum. Sonrasında diğer konulara geleceğim. Kesinlikle. Biz öncelikle firma olarak sadece bayi satışı değil, perakende satışı yapan bir firmayız. Kendi bölgemiz için konuşuyorum, Bursa Balıkesir bölgesi için. Bu sebeple de çiftçilerimizle aslında birebir muhatap oluyoruz. Bütün firma yöneticilerimizin cep telefonları bugün çiftçilerimizde mevcut. Zaten internet sitemizden de çok kolay ulaşılabiliyor. Memnuniyetsizlik durumu veya makineyle ilgili bir sıkıntı olduğunda zaten direkt bize ulaşıp memnuniyetlerini ve memnuniyetsizliklerini de belirtebiliyorlar. Tabii ki firma olarak da bizim makinemizle ilgili bir memnuniyetsizlik varsa bunu çözmek öncelikle prensibimiz. Ama genel olarak hem televizyonda gördüklerinde hem kullandıktan sonra sadece teşekkür etmek için arayan çiftçimiz çok. Onun dışında zaten bir sıkıntı var ise makinemizde çözmek öncelikle görevimiz. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? Alper Makine 5 yıllık bir firma. 4 yıldan beri de yem karma makinesi imalatı yapıyoruz. Yaklaşık kaç tane makine tahmini olarak? Tahmin nedir, rakam biliyorsunuzdur ama tabii, genel itibariyle sorduğumuzda kaç tane çiftçimizin ahırında işletmesine Alper Makine'nin yem grubu var? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bizim şu an çiftliklerde çalışan 800 adede yakın yem karma makinemiz var. Biraz küsuratı vardır belki. Bunun da 4 yıllık bir firmayız ama biz ilk 2,5 yıllık kısmında sadece kendi bölgemizde satış yaptık. Bayi satışı yapmadık. Bunun sebebi de sonuçta yeni bir ürün. Biz de kendimiz de çok tecrübeli olmadığımız bir ürün üretmeye başladık. Servis biliyorsunuz bu satış sonrası satmaktan çok çok daha önemli bir konu. Evet. Önce yakın yerlere makinemizi satıp kendi sıkıntılarımızı önce görmek istedik. Makinemizden emin olduktan sonra bayi satışı, yani daha uzak yerlere satışa başladık. Satışlarımız son bir yılda yaklaşık %110 seviyelerinde arttı. Türkiye'deki makine üreticilerinin profilinin dışında bir şey yapmışsınız. Normalde şu vardır: makine üretilir, bir tane prototip örnek çıkar, o örnek kabul edilir ve o örnek dışında hemen seri üretime başlanır. Eğer bir yanlışlık, bir aksaklık varsa çiftçinin üzerinde denenir makine. Sonrasında yeni makineler tekrar piyasaya sürülür. Aslında siz orada biraz Ar-Ge süresini uzatmışsınız. Normalde Türkiye'de Ar-Ge sistemi diye bir şey yoktur. Türkiye'de çiftçidir Ar-Ge. Alır makineyi, beğenmiyorsa çiftçiye göre düzenlenir, çiftçiye göre bakılır ama bu konuda bu tarz yaklaşımımız olduğu için hem sektörün paydaşı hem de bir mühendis olarak teşekkür ediyorum size. Şimdi Ertan Bey, biz bir hazırlık da yaptık. Çiftçimizin beklentileri noktasında öncesinde alıştırıyoruz. Çiftçimiz yem karma makinesi alırken neye dikkat eder? İşletme sahibimize de konuşacağız bunu. Bir, homojen yem karışımı. Bunun nedeni, niye bunu söylüyoruz? Eğer yem karma içinde bulunan yemler doğru ve düzenli bir şekilde karıştırılmazsa, istenilen homojenlikte olmazsa, bu hayvanlara yedirilen yem kısmında bir problemi beraberinde getiriyor. Homojen yem karma işi de nedir? Helezon olur. Helezondaki bıçaklar. Evet. Helezon ve bıçaklar hakkında konuştuğumuzda burada makinenizin durumu nedir? Ve bu konuda hakkında helezonlarla ilgili nasıl bir şekilde çiftçimize seslenmek istersiniz? Tabii. Makinenin tasarımı yapılırken ve mühendislik hesabı yapılırken aslında dünyaca kabul edilmiş bazı oranlar var. İşte gövde yüksekliği ve çapıyla helezonun oranı gibi. Bir makine işini iyi yapıyor denilebilmesi için öncelikle tabii ki doğru hacim seçildiyse hayvan sayısına göre, doğru hacimde 20 dakika 30 dakika arasında bu işi kesinlikle bitirmesi gerekiyor. Doğru. Bunda da önemli olan tabii ki makinenin gövdesinin tasarımı, yapısı, helezonun gövdeye olan oranı, üzerinde kullanılan bıçak yapısı çok önemli. Dikey tip yem karma makinelerinde yem gövdenin içerisinde çok kolayca alabora olabiliyor. Yani çok fazla yer değiştiriyor. Bu sayede de diğer katkı olarak katılan silaj, küspe, dökme yem gibi ürünlerle homojen bir şekilde daha kolay kesilerek karıştırılabiliyor. Böyle bir avantajı var. Şimdi ikinci kısım,
bir makine eğer satıldıysa ve satıldıktan sonra da belli bir ömrü vardır teorik anlamda, ama uzun ömürlü olması gerekir ki çiftçimiz makineyi aldığında uzun bir süre işletmesinin kapasitesini yükseltmiyorsa, arttırmıyorsa işini görmesi gerekir. Doğru. Niye önemli? Bir, bu yem kalitesini etkiler birinci olarak. İkinci ise sürekli servis gibi, sürekli bakım gibi maliyet artıcı işlemleri yapmaz. Peki uzun ömürlü olması açısından bu makineyi ne zaman mesela sattınız ve kaç yıllık bir ömrü ve tüketicimizin veya makinemizi çalıştıran çiftçimizin bu konuda ne yapması gerekiyor? İkinci kısmı bunu merak ediyorum. Doğru. Ya şimdi öncelikle tabii ki bir çiftçiye siz makinemizi günde sadece yarım saat kullanın, bir saat kullanmayın diye bir öneri sunamayız. Sonuçta evet, makineler gerçekten ciddi meblağlar ödeniyor. Doğru. Bu kesinlikle önce makinenin kendi fiyatını çıkartması gerekiyor ki sonra işletmeyi karlı hale getirebilsin. Bizim buradaki önerimiz tabii ki sonuçta hayvancılık yapıyoruz. Yani çiftteki hayvanımıza, traktörümüze nasıl özen gösteriyorsak makinenin de bakımına çok fazla dış ortamda kalmamasına özen göstermemiz lazım, ama yem karma makinesi sürekli asitli diyebiliriz. Silaj, küspe gibi ürünlerle sürekli temas ettiği için çiftçinin aslında bunu korumak için çok fazla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunda önemli olan firmanın bazı bu zeminleri hazırlamış olması. Bu da size göre düşüyor aslında. Aynen öyle. Aslında biz tasarımcılar, üretimciler bu makineyi üretirken çiftçinin zarar veremeyeceği şekilde üretmemiz gerekiyor. Doğru. Bu nedir? Malzeme kalınlığı olsun, üzerine kullanılan helezon kalınlığı, bıçak yapısı olsun, işte üzerine kullanılan boya kalitesi olsun. Bunlar hepsi aşınmayı etkileyen faktörler. Doğru malzeme seçimi yapıldığı sürece makine 8-10 yıl gibi bir süre kesinlikle ömrünü yitirmemesi lazım. Doğru. Şimdi iki tane önemli husus var. Birincisi, dağıtım sonrasında vagonun tabanında yem kalmaması. Diğer kısmı ise aslında sizi ilgilendiren bir nokta ve çiftçimizin canının yandığı kısım. Servis, yedek parça ve satış sonrası hizmet. Doğru. İki kısım. Burada çiftçilerimize nasıl bir ekranlarda söz verebilirsiniz? Satışın, yedek parçanın, servisin ve sürekli çiftçimize maliyet oluşturmayacak gibilerin durumu hakkında. Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun. Bu konuda sizin firma yetkilisi olarak çiftçimizin taleplerini karşılamak için açısından ekranda sonuçta paylaşıyoruz ve bunu sizin söylediğiniz bir fuarlarda veya bir satış anlamında değil, binlerce insan sizi burada izlemiş olacak. Nasıl bir şey paylaşabilirsiniz? Doğru. Şöyle özetleyeyim. Makinenin zaten Türkiye'de kabul edilen ürünlerde biliyorsunuz garanti süresi 2 yıl. Evet. Biz firma olarak makinemiz 2 yılı geçmiş olsa bile eğer kökeninde firmamızdan kaynaklı bir hata varsa bunu bugüne kadar kesinlikle çiftçiye yansıtmadık. Makinenin en çok aşınan kısmı bıçakları. İlk makinenin üzerinde yaklaşık 4 sene oldu. Allah'a çok şükür. Yani doğru malzeme seçimi yaptığımız için herhalde henüz de bıçak değişkenliği yapmadık, ama makinenin tasarımını yaparken şuna özen gösterdik. Tabii bu işin belki imalatçılıkla alakalı kısmı. Kaynaklı birleştirme mecburen yapıyorsunuz makinede, ama daha fazla biz aşınan aksamlarını cıvatalı birleştirmeye özen gösterdik. Bıçak yapısı, helezon yapısı, kepçe kolları, konver aksamı vesaire gibi aksamları biz cıvatalı birleştirme yapmaya çalıştık ki bundan 4 yıl sonra, 5 yıl sonra kullanımdan kaynaklı aşınma olsa bile bunu eğer elinden geliyorsa çiftçi kendi başına değiştirebilsin ya da en yakın teknik servise ulaştığında kolayca değişebilsin. Biz buna özen göstermeye çalıştık. Malzeme seçimi ve dediğim gibi değiştirilebiliyor olması çok önemli makinenin üzerindeki aksamların. Şimdi Ertan Bey, önce makinemizi bir genel görelim. Kısa bir ara vermiş olalım. Sonrasında ben sizden ricam şu. Ben bir çiftçiyim ve sizden makineyi satın almaya geldim ve hiçbir bilgim yok. Evet. Sadece yetiştiricilik anlamında bu makineye ihtiyacım var. Daha önce böyle bir makinede kullanmadım. Makinenin hidrolik aksamı, dağıtıcı düzeni, vagon sistemi, arkadaki kepçesi, buradaki ergonomik anlamda ek donanımlarının tamamını, işte elektronik tartısına kadar kısaca bize makinenizin tanıtmasını, anlatmanızı rica edeceğim. Tabii. Şimdi kısa bir ara verelim.
Değerli izleyenler, Ertan Bey ile makinemizi tanıyacağız. Abi bize arka hidrolik kumanda kollarından arka kepçeye kadarki kısımları sizin makinenizin farkını paylaşarak bir de 10 metre küplük dikey bir yem karma makinesinin genel olarak nasıl, siz burada nasıl bir artı yaptınız onu paylaşmanızı rica ediyorum. Buyur abi, tamam. Buradan sol baştan devam edebiliriz. Makinemiz öncelikle 10 metreküp hacminde bir makine. Bu serinin full aksamlı makinesi. Full aksamdan kastımız nedir? Kepçe, konveyör, hidrolik ayak, kantar gibi bütün opsiyonlarını içinde bulunduran bir makine. Makinemiz yağ tanklı. Öncelikle oradan başlayayım. Yağ tank opsiyonlu bir makine. Yağ tanki ne işe yarar? Yağ tankı makine hidrolik aksamları çalışırken traktörün yağını kullanmıyor anlamına geliyor. Yani makinenin kendi üzerinde yağ tankı ve yağ pompası mevcut. Traktörle hiçbir yağ bağlantısı yok. Bu da traktörün yağının makineye, makinenin yağını traktöre karışmasını engelliyor. Görmüş olduğunuz aksam kumanda kollarını üzerinde taşıyor. Buradaki kumanda kolları ön kısımda bulunan hidrolik kapağın açılmasını kapanması, yine ön kısımda bulunan konveyörün sağa veya sola dönüşünü kumanda ediyor ve hidrolik ayağı. Bizim bu makinemiz hacimli ve ağır bir makine olduğu için çift kirko var. Bu kirkolardan bir tanesi manuel kirko, makinenin sol tarafında. Diğeri de makinenin sağ tarafındaki hidrolik kirko. Bunun çift olmasının sebebi de makine traktörsüz iken bir yerde duruyorsa kesinlikle sağdan solundan bir darbe aldığında bile yıkılmamasını sağlıyor. Önde gördüğünüz şaft aksamıyla makinenin hidrolik pompası çalışıyor. Üzerinde gördüğünüz şaft koruması iş güvenliği açısından önemli ve gerekli. Pompa İtalyan. Pompa İtalyan. Üzerindeki devir yükseltici İtalyan. Üzerindeki hortumlarımız R2 kalite. R2 kalite ne demek? Çift kat telli hortum kullanılıyor. Güzel. Bundan bir hafta 10 gün öncesinde çok ciddi soğuklar oldu bölgemizde. -15 derecelere kadar düştük. -15 derecelerde birçok makinenin hidrolik aksamı çalışmadı. Hortumları patladı. Tek kat telli olan makinelerde. Bizim hatta çiftçilerimizin, müşterimizin söylediği traktörüm çalışmadı ama makinem çalıştı. Güzel. Dediler yani. Bu da böyle bir gereksinimi var ve aslında çok büyük ekstra maliyetleri yok. Önünüzde gördüğünüz kantar elektronik tartı. Elektronik tartı makinenin üzerinde kaç kilogram olduğunu, traktör çalışmadan çalışmasın. Yok, çalıştırmayacağım. Evet. Üzerinde makinenin üzerine kaç kilo yem yüklediğinizi gösteren bir aksam. Aynı zamanda eğer siz önem veriyorsanız rasyonunuzu da ayarlayabiliyor. Sizin söylediğiniz kilolarda, sizin sisteme girdiğiniz kilolarda girişini yaptığınızda uyarılar da veriyor aynı zamanda. Aynı zamanda eğer yağmurdan korumak istiyorsanız da kolay bir şekilde söküp takılabiliyor değil mi? Tabii. Yani portatif bir ürün. Yerine söküp takabiliyorsunuz çok kolay. Herkesin yapabileceği bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani aslında bunu bir anlamda soğuk kış şartlarında veya farklı dönemlerde zarar görmemesini, sonuçta otomasyon sistemi olduğu için de sökülüp takması bir anda kolaylık sağlıyor. Kesinlikle öyle. Zor şartlardan korumuş oluyorsunuz. Kolaylık. Sizin de gördüğünüz gibi zaten
şu an tanıttığımız makine hali hazırda bir çiftlikte yaklaşık 4 aydan beri çalışıyor. Kullanılan bir makine. Daha önce de bahsetmiştim, makinemiz önden kapaklı ve çift tarafa konver opsiyonu var. Normalde makinenin standartında kapakları genelde sağ taraftadır. Dönüş, rezon dönüş yönü soldan sağa olduğu için. Doğru. Bu makine önden kapaklı, sağa veya sola istediğiniz yöne yeme atma şansı vermiş oluyor. Doğru. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi hem homojen bir şekilde dağıtımı da sağlıyor. Doğru. Konver aksamı. Bu gördüğümüz parçaya biz kırıcı diyoruz. Birçok terim kullananlar var. Bu makinenin dışında gördüğünüz hacim kadar da aynı zamanda makinenin içerisinde bu parçanın devamı mevcut. Bu da makinenin içerisinde bir duvar görevi görüyor. Yani içerisinde dönen balya bu parçanın içerisindeki aksama çarptığında balya duruyor. Helezon dönmeye devam ettiği için kesme işini hızlandırıyor. Yani kullandığınız bazı mesela saman çok daha kolay kıyılan. Zaten şu an birçok kıyık oluyor aslında. Yulaf daha zor kıyılan bir malzeme. Yulaf gibi, çayır otu gibi malzemelerde bunu daha ilerleterek kıyma süresini hızlandırmış oluyoruz. Bu gördüğünüz aksam makinenin kepçesini kumanda eden aksam. Makinemiz kepçeli makine dediğimiz gibi. Silaj ve küspe için özellikle kullanılıyor bu çiftlikte. Kumanda kolunu aşağı doğru hareket ettiğinizde kepçe yukarı kalkıyor. Kendinize doğru çektiğinizde de kepçe aşağı iniyor. Doğru. Buraya koyulmasının sebebi de yine TSE'nin aslında özellikle istediği bir nokta bu. Makineyi kullanan kişi kepçenin içerisinde ne olup olmadığını, yani üzerine canlı bir hayvan, kedi, köpek vesaire gibi bir şey olabilir. Üzerine binebilir ya da içindeki yemin tam olarak dökülüp dökülmediğini görmeniz için kumanda kolu burada. Bir şey merak ediyorum. Burada mümkün mü ama traktörün hidrolik kumandasının olduğu yere traktörün ön tarafında bir aparat yapılarak uzantıyla bir kamera sistemi yerleştirilse ve arkaya hiçbir şekilde buraya gelmeksizin oradan müdahale etme şansı olamaz mı? Oradan müdahale etme şansı tabii ki olabilir. Yani öyle bir talep gelirse biz bunu da karşılamak için elimizden geleni yaparız. Gerekirse kamerasını da koyarız. Ama sonuçta biz imalçıyız. Bugün demin de bahsettiğimiz gibi dünyadaki en kurumsal olan firmalar, otomotiv firmaları bile artık müşterinin talebine göre araç üretir hale gelmiş. Doğru, yani alacağınız makinenin aslında rengini bile seçebiliyorsunuz. Doğru. O yüzden firmanın elinden geliyorsa eğer bunu yapmaması için hiçbir sebep yok. Ama dediğiniz gibi artık çiftçi eskisi gibi diyeyim ya da her sektörde olduğu gibi çok büyük paralar kazanmıyor. Böyle maliyetlerden birçok kişi maalesef kaçıyor. Ama bir de bunun artık avantajı şu var. Traktörü sonra çalışır vaziyette. Doğru. Ve arkasına iki tane balyayı atıyor. Başka bir şey atıyor. Hemen 2 dakika traktöre gitmeden arkadan kepçeye kaldırma işlemini yürütüyor. Diğer türlü olsaydı gitmesi gelmesi de gerekecekti. Aslında biraz pratiklik de var burada işin açı. Ama genelde silajlar, küspeler makinenin arka aksamına yanlış olarak yüklendiği için aslında silajdan ve küspeden makinenin yan tarafına ulaşması daha kolay oluyor. Peki, öyle bir avantajı var burada olmasının ayrıca. Burada devam ettiğimiz arka kepçede bahsettik. İçindeki helezonu uygulamada göstereceğiz. Hatta şimdi helezonun çalışmasını ekranda izleyenlerimiz görüyor ama... Evet. Vagonun içinden paylaştığımızda buradan ne aktarabilirsiniz? İç mühendisliği ve tasarımı, aksamı ve parça malzeme. Evet. Öncelikle makinemiz totalde yaklaşık 4500 kilogram geliyor ve hem cinslerine göre diyeyim çok çok ağır bir makine. Bu neden kaynaklanıyor? Bu alt şasedeki kullanılan malzeme, dingil ölçüsü, taban sacı kalınlığı 20 milim, gövde sacı kalınlığı 6 milim. Gerçekten kullanılabilecek en kaliteli ve en ağır malzeme. Bu makinede kullanılmış durumda. Gördüğünüz pistonun çapı 60 ve içindeki parlak milin çapı 30 mm çapında. İçerisindeki helezon 10 milim, 12 milim, 10 metreküp makinemiz 12 milim, 8 metreküp makinemiz 10 milim kalınlığında. Üzerinde kullandığımız bıçaklar özellikle özel alışımlı bir malzemeden üretilmiş bir ürün. Ve daha önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 4 yıl oldu ilk makinemiz vereli. Biz henüz daha bıçak değiştirmedik. Güzel. Kullandığımız tekerlek çapı dikey makinelerde en çok çiftçinin korktuğu şey dikey makineler ya da çiftliklerimiz diyeyim çok zeminlerimiz iyi olmadığı için devrilme korkusu, makineye devrilme korkusu oluyor. Ama kullanılan tekerlek çapı ve dingil uzunluğu doğru seçildiyse makinede kesinlikle devrilme gibi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bu makinede bu seçildi. Burada üst plastik normalde ilave tarzında bir uzantı yükseklik oluşturmuşsunuz. Neden böyle bir şey yaptınız? Makine bazen çiftlik hayvan sayısı arttıkça makinenin kapasitesinin artması gerekiyor. Doğru. Şimdi ne diyeyim, pahalı makineler 1 metreküp için ya da yarım metreküp için tekrar sıfır bir makine almak kimse gerek yok. İstemez. Biz de normalde biz bu makineyi ilk sattığımızda zaten üzerindeki plastik yoktu. Müşterimizin talebi doğrultusunda biz bu plastiği taktık. Çünkü tam kapasite kullanılan bir makine. Taşırmayı engellemek için ve çiftlikteki çatı mesafesi de yüksek olduğu için koyabildiğimiz bir opsiyondu. Biz de bu opsiyonu üzerine sonradan ilave ettik.
Bu makinenin yüksekliği kaç santim? Kaç 3 metre 10 santim geliyor şu an. 310 3 metre 310 10 santim. Evet. 310 santim. Hı hı. Peki ben işletmem var. Dedim ki Ertan Bey, benim işletmemin çatı yüksekliği 2.8 metre. 280 evet. santim. Benim hı hı. makinemin işte yükseltisi şu tutusu 2.70 yani 270 santime göre ayarlamanızı istiyorum. Ama benim hacmim de 10 metre küp olmak zorunda. Çünkü benim 155 malım var. Doğru. Nasıl bir şey yapabilirsiniz orada? Ben söyleyeyim, biz öncelikle bu işin terzisiyiz, yani bu makineyi imajsız. Müşterinin istediği talepte makine üretmek öncelikli görevimiz. Zaten büyük hacimli makineler özellikle mutlaka özel talepler geliyor. Büyük hacim. Standart çok fazla satılabilen bir ürün değil. Biz mesela geçen hafta Trakya bölgesinden böyle bir talep geldi. Bizim öncelikli gittiğimiz nokta tekerlek çapı. Lastikteki kat sayısını, yani kalınlığı arttırarak tekerlek çapını düşürebiliyoruz. Makinenin yüksekliği azalıyor. Alt şase ile üst şase arasındaki yükseltme aksamıyla oynayabiliyoruz. Dingil mesafesini arka tarafa çekip makineyi biraz daha alçak yapabiliyoruz. Yani biz 2.65 yüksekliğinde bir yere bir çiftliğe bunu yerleştirmeyi başardık. Öyle mi? 10 metreküp. Benim söylediğim rakamlar herhalde. Aynen öyle. Yaklaşık. Değerler denk geldi. Doğru. Ya tasarım bitti. Siparişimizi aldık dediğim gibi. 2.65'e indirebildik. Tekerlek çapı, gövdeyle alt şase arasındaki bağlantının tasarımının değişikliğini yaparak gerekli seviyeye indirdik. Tamam. Teşekkür ediyorum Ertan Bey. Şimdi bir de makineyi kullananlardan, hı hı. çiftçilerimizden, yetiştiricilerimizden de görüş alacağız. Hı hı. Ama sizin de tabii makinemizin uygulamasını gösterirken de hı hı. görüşlerinize veya çalışmanıza yardımcı olmanız açısından desteğinizi isteyeceğiz. Teşekkür ediyorum ben teşekkür yayına katıldığınız için. Bize elinize makineniz hakkında bilgi verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, makinemizin uygulamasını göreceğiz. Makinemizin çalışmasını göreceğiz. Sonrasında makinemizin kullanıcısından, makineyi kullanan yetiştiricimizden görüş alacağız. Değerli izleyenler, makinelerimizi anlatıyoruz. Her hafta makine programı yapıyoruz ama makineyi kullanan çiftçimizden, yetiştiricimizden öğrenmek daha doğrusu. Çünkü biz burada sadece makinenin görüntüsünü görüyoruz, uygulamasını yapıyoruz. Teknik olarak hakimiz ama bu işin emeğini çiftçimiz, yetiştiricimiz emeğini yürütüyor. Emeğini paylaşmak açısından da konuşmalarımızı, anlatımlarımızı biraz onlardan aldığımız bilgiye göre yönlendirmemiz daha doğru oluyor. Atilla Kanar Bey. Evet. İşletmenin sahibisiniz, evet. makinenin sahibisiniz. Hem biz size misafir olduk,
hem makinenizi anlatıyoruz ama siz makinenizi anlatırken sizden de öğrenmek istiyoruz. Neden bu makineyi tercih ettiniz? Bu makineyi tercih etmemizde en büyük sebep biz yoncayı ve buğdayı büyük paket yapıyoruz. Yani 600-750 kilo arasında değişen kilolarda. Bunların hayvanların önüne dağıtması bizim için büyük bir problemdi. Doğru. Ve hayvanlara tek şey yediriyor, yani içine samanı atamıyorduk. Doğru. Bu makineyi fuarda tanıştık Alper makinenin sahibine. İlle dedi alın böyle böyle bu makine sizin işinizi görür. Hatta bize dedi alın 15 gün kullanın. Biz aldık kullandık, çok memnun kaldık makineden. Özellikle bu topları içine atmamız, samanı yine kepçeli içine atmamız, omojen karıştırması açısından. Atilla Bey, daha önce bana firma sahibi söylemişti. Yatay helezonlu bir makine kullandığınızı, evet. Onda da silindirik formdaki kabı veya kesif yemlerin herhangi bir şekilde parçalanmadığını, karıştırmak hususunda problem yaşadığınızı, hatta bu yüzden makine kullanmadığınızı aktarmıştı. Evet, doğru, makineyi kullanmadık. Sattık adet makineyi, yatay makineyi ve yakıt tüketimi de fazlaydı. Ama bu makinede yakıt tüketimimiz de düştü, azaldı. Bir hayvanların karışımı açısından şeylerde sindirim olayları da düzeldi. Peki makineyi çalıştırırken kaç kişiyle bu işi yapıyorsunuz? Yani herhangi bir farklı ikinci, üçüncü kişi olması gerekiyor mu? Tek sefer kişiyle bu işi yapabiliriz diyor musunuz? İki kişiyle yapabiliyoruz. Çünkü o büyük topları ön kepçeyle atıyoruz içine. Doğru, doğru. Samını da onunla atıyoruz. Bir doğru. Tek silaj sararken bir kişi gerekiyor. Onunla da silajı atıp işimizi bitiriyoruz. Yani bir kişiyle bütün işimiz bitiyor. Bu makineyi kullanırken devamlılığı için eksik veya şöyle söyleyeyim, şu da olsaydı iyiymiş, şunu da keşke yapsalar diye önerebileceğiniz bir şey var mı? Çalışma esnasında, çünkü bu işin işini siz yapıyorsunuz. Şu ana kadar hiçbir eksikliğini görmedik. Makine 3 aydır kullanıyoruz. Hiçbir eksikliği olmadı. Zaten firma yetkilileri de eğer bir yerinde bir özel ihtiyacınız, isteğiniz varsa ne gerekiyorsa onları da yaparız dediler, sağ olsunlar. O konuda problem yok yani. Problem yok. Teşekkür ederim Atilla Bey. Biz teşekkür ederiz. Hüseyin'e devam ederiz. Hüseyin Ceylan. Evet, buyurun. Hüseyin abi, köyünüzdeyiz. Evet, mahallenizdeyiz. Artık mahalle oldu. Evet. Siz de bu markanın 5 metreküplük makinesini aldınız. Evet. 5 metreküplük kullanıyorum. Dikey, evet. İhtiyacınızı görüyor mu? Veya 5 metreküplük makine şu anda çalışması ne durumda? Aynı Atilla abimizden söylediği gibi, hatta sizin makineyi alma hikayeniz biraz daha değişik. Makineyi alırken firma yetkilisi diyor ki, al makineyi yeter ki götür. Beğenmiyorsan geri iadesini ben alabilirim diye. Evet, bunu sizden öneririm abi. Evet, ben bu makinenin 5 metreküplüğünü kullanıyorum. O zaman 2 yıl önce aldım ben makinemi. O zaman hayvan sayımız azdı. 40-50 baş hayvanımız vardı. Şu an 80-100'e çıktık. Maşallah. Ben de büyüğünü düşünüyorum ve firmadaki arkadaş bana makinemi alırken, abi senin makineni büyüteceğim zaman sana verdiğim paradan makineyi geri alıp yenisini aynı paradan size iade edeceğim diye söz verdi. Sağ olsun. Bu konuda da şunu mu anlıyorum? Ne zaman aldınız makineyi siz? 2 yıl oldu. 2 yıl. Evet. 2 yıl önce almış olduğunuz parayı makine geri vereceksiniz. Evet. Yeni alacağınız makinenin üstüne de büyüğünü kısmet olursa ödemesini yapacağız üzerinden farkını. İnşallah. O zaman size yeni makine şimdi hayırlı olsun. Sağ olun. Var mı gerçekten size burada bize öneriniz, firma yetkilimize öneriniz, çiftçilerimize öneriniz, büyükbaş yetiştiricilerine seslenmeni istediğiniz bir durum var mı? Valla 2 yıl önce bu makineyi kullanmıyorduk. Biz diyorduk ki ya işte traktörü bağlar, ne bileyim yakıt tüketimi olur, maliyet artar, şu olur bu olur, ama makineyi bir gün kullanmadım. O gün dedim ki sanki hayvanlar aç kaldı. Traktörle yine sepetle taşıdı gönderen ama sanki hayvanlar aç kaldı dedim ya, bugün hayvanları doyuramadık herhalde. Hayvanlar öyle bakıyor. Bir gün yokluğunu eksik olmasın yani, öyle diyorum ben. Gerçekten çok rahat. Çok yorucu değil mi artık? Makinesiz evet, bu iş olmuyor. Makinesiz olmayacak, evet, makine açacağız. O zaman gerçekten meraklanan arkadaşlara söylüyorum. Gerçekten kullanılacak makine dikey Alper makine. Peki. Sayenizde reklamı da iyice yapmış olduk. Teşekkür evet, ederim Hüseyin Bey size. Değerli izleyenler, yetiştiricilerimizle görüştük. Fikirlerini aldık makine hakkında. Birisi 5 metre küplük. Diğer çiftçimiz Atilla Bey ise 10 metre küplük makineye sahip. İkisi aynı özellikte makineler. Ve makinelerden memnun olduklarını aktardılar. Yetiştiricimiz makineden memnunsa, yaptığı iş değer işine karşılıyorsa ne mutlu bize. Şimdi uygulamalarıyla yapmış olduğumuz işin, bu makinenin çalışmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
Değerli izleyenler, makinelerimizi paylaştık. 10 metre küplük dikey yönde çalışan dikey helezonlu yem karma makinesini sizlere anlattık. Daha doğrusu anlatmaya çalıştık. Eksik bir paylaşımımız, eksik bir anlatımımız varsa sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yetiştiricilerimize, büyükbaş işletmelerdeki hayvancılık işletmelerinin sahiplerine zaman zaman çok sıkıntılı günler geçiriyor. İthalat krizleri, şap hastalığı veya buna benzer şeylerle yetiştiricilerimize dileriz ki emeğinin karşılığını aldığı güzel zamanlar gelir. Çiftçilerimize de yeni dönemde bereketli bir dönem geçirmelerini diliyoruz ve tüm çiftçilerimize, yetiştiricilerimize, yurttaşlarımıza sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın. Thank you.